çocuklar. Bugünkü konumuz deyimler. Biliyorsunuz Türkçemiz deyimler konusunda çok zengin bir dil. Bizim dilimizde yani Türkçemizde birçok deyim var. Hatta siz babaannelerinizden, dedelerinizden, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden bunların bazılarını duymuş olabilirsiniz. Şimdi bugün de bunların anlamları üzerinde duralım. Bakalım deyimler neymiş, özellikleri nelermiş? Bunlara değinelim. Deyim genellikle gerçek anlamında az çok uzaklaşarak ilgi çekici anlam taşıyan en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış sözlere biz deyim diyoruz. Deyimlerin özellikleri. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Yerleri asla değiştirilemez. Bir kelime çıkarılıp eş anlamlısı olsa, aynı anlama gelen bir kelime de olsa yerine asla başka bir kelime konamaz. 2. Bir araya gelirken çoğunlukla kendi gerçek anlamlarını ayrı bir anlam belirtirler. 3. Kısa ve özlü ifadeler taşırlar. Bir kavramı, bir düşünceyi, bir olayı az sözle anlatmak ya da daha etkili kılmak için kullanılırlar. 4. En az iki kelimeden oluşurlar. Bir kısmı kelime grubu, bir kısmı da cümle halinde oluşmuşlardır. Şimdi gözden düşmek deyiminin anlamı üzerinde duralım. Daha önce de belirttiğimiz gibi aslında deyimler genellikle mecaz anlamlıdır. Aslında görünenden ziyade altında yatan başka anlamlar vardır. Mesela gözden düşmek deyiminin anlamı burada da verilmiş. Kendisine değer verenlerin sevgilerini ve güvenlerini yitirmek, artık eskisi gibi sevilmemek ya da değerli bulunmamak anlamındadır. Şimdi örnek cümlelerine görelim. Sık sık ödevlerini yapmayınca öğretmeninin gözünden düştü. Eskisi gibi top oynayamayan Ali bir senede gözden düştü. Bu iki örneğimizde de gördüğümüz gibi gözden düşmek artık eskisi gibi değerinin kalmaması, sevgilerini ve güvenlerini yitirmek anlamında kullanılmıştır. Yani gerçekten de gözün içinden düşmüş anlamı taşımamaktadır. Etekleri zil çalmak, büyük bir sevinç yaşamak, çok sevinmek anlamındadır. Örnek cümlelerine bakacak olacaksak, sınıf başkanı oldum diye etekleri zil çalıyor. Tatile çıkacak, bu yüzden etekleri zil çalıyor. Deyimlerinin anlamı, zil çalmak deyiminin anlamı burada da olduğu gibi çok sevinmek anlamı taşımaktadır. Küplere binmek, fazla sinirlenmek, kızmak, sağa sola öfke saçmak. Örnek cümlelerine bakacak olursak, babam yalan söylediğimi anlayınca küplere bindi. Yeni saatimi kırdığımı öğrenen annem küplere bindi. Burada da olduğu gibi küplere binmek yan taraftaki resimde görüldüğü gibi gerçekten de bir küpün üzerine oturmak anlamında değil. Gördüğümüz gibi deyimler genellikle mecaz anlam taşımaktadırlar. Ayak direme. Bir şeyde ısrar etmek, karşı koymak, kendi kararından vazgeçmemek. Galiba biraz inatçı olmak durumunda kullanılan bir deyim gibi bu. Örnek cümlelerine bakacak olursak, haksız olduğu anlaşıldı. Ayak diremesinin bir anlamı artık yok. Bu evi boşaltacaksın. Ayak diremenin anlamı yok. Bakın burada kırmızıyla yazılan ayak direme kelimesinin yerine inatçılık yapmak, ısrar etmek kelimelerini de koyabiliriz. Burnu büyümek. Kendini önemli ve üstün görmek. Büyüklenmek ve kibirlenmek. Yan sayfada görüldüğü gibi bu deyim de aklınıza Pinokyo gelsin.
Zengin olunca burnu büyüdü. Artık benimle görüşmüyor. Hapı yutmak. Kötü bir duruma düşmek. Zarar ve ziyana uğramak. Gerçekten de burada ilaç içmek anlamında değil, kötü bir duruma düşmek anlamında. Yani mecaz anlamında kullanılmıştır hapı yutmak. Babam benim burada olduğumu öğrenirse hapı yutarım. Yani ne yapacağımı şaşırırım, kötü bir duruma düşerim. Bu dağ başında yakıtımız biterse hapı yutarız. Sınıfta kalırsan hapı yutarsın. Yani çok kötü duruma düşersin anlamında kullanılmıştır. Ağzı açık kalmak. Çok şaşırmak, şaşakalmak. Çok şaşırdığımız zamanlarda genellikle bu deyimi kullanırız. Hayvanat bahçesine girip hayvanları görünce çocukların ağzı açık kaldı. Onca sene sonra arkadaşını karşısında görünce ağzı açık kaldı. Yani çok şaşırdı. Aklı çıkmak. Bir şeyin sonu kötüye varacak diye çok korkmak. Gerçekten de aklı çıkmak deyince insan korkuyor değil mi? O öğrenecek diye aklı çıkıyor. Yani çok korkuyor. Yaptığı pasta servise çıkmadan bozulacak diye aklı çıkıyor. Sınavdan başarısız sonuç gelecek diye aklı çıkıyor çocuğun. Çenesi düşmek. Yerli yersiz konuşup durmak. Yani gevezeleşmek. Deniz Hanım, çenen düştü yine. Çocuklar, biraz sessiz olun. Yine çeneniz düştü. Bu cümle size tanıdık geldi mi çocuklar? Ödü patladı. Ansızın olan bir olay ya da çıkan ses üzerine çok korkmak. Zeynep köpeği görünce ödü patladı. Arabanın tekerleği patlayınca ödü patladı. Hatta burada pat diye bir sesten aklınıza gelsin. Ama ödü patladı aslında bu nedir? Mecaz anlamında kullanılan, çok korkmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Burun kıvırmak. Önem ve değer vermemek, küçümsemek, beğenmemek. Önüne konan yemekleri burun kıvırıp sofradan kalktı. Yani yemekleri beğenmedi anlamında. Aldığımız kazağı burun kıvırdı. Yani aldığımız kazağı beğenmedi. Göze girmek, davranışları ya da yeteneğiyle sevgi ve güven kazanmak. Çocuk göze girmek için çabalıyordu. Gerçekten de göze girebilir mi çocuklar? Ancak ne olabilir? Sevgisini ve güvenini kazanabilir. Yani yukarıdaki resim gibi bir şeyin gerçekleşmesi neredeyse imkansız. Ne demiştik? Deyimler genellikle mecaz anlamda kullanılır demiştik. Verdiği doğru cevaplarla öğretmeninin gözüne girmişti. Derken de öğretmeninin güvenini kazanmıştı anlamında kullanılmıştır. Can kulağıyla dinlemek. Çok büyük bir dikkatle, iyice anlama, kavrama çabasıyla dinlemek. Okul müdürünün uyarılarını can kulağıyla dinlediler. Derken öğretmenimizi can kulağıyla dinlemeliyiz. Yani çok dikkatli dinlemeliyiz anlamındadır. Dilinde tüy bitmek, sık sık söylemekten bıkmak, usanmak. Size söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Artık söylemekten bıktım, usandım anlamında. Bu havada şemsiyeni unutma demekten dilinde tüy bitmişti. Yani söylemekten bıkmış, usanmış da anlamında kullanılmıştır.
karnı zil çalmak, çok acıkmış olmak. Bugün hiçbir şey yemedim, karnım zil çalıyor. Yani çok acıktım. Gerçekten de karnımızda aslında bir zil yok. Saat gece yarısı olmuş, karnım zil çalmaya başladı. Yani karnım çok acıktı. Siparişler bir an önce gelse iyi olacak. Karnım zil çalıyor artık. Yani çok acıktım anlamında kullanılmıştır. Sabrı taşmak. Bir insanın başka bir kişinin yaptığı hareketlere artık dayanamaması veya birinin bulunduğu, karşılaştığı olaylara dayanacak gücünün olmaması demektir. Yaptığın yaramazlıklardan dolayı sabrım taştı. Artık dayanacak gücüm kalmadı anlamında kullanılmıştır. Surat asmak, kaşlarını çatarak yüzüne küskün bir anlam vermek. Suratını asma, gidip yarın sana da alırız. Yani küskün bir şekilde durma. Benim hiçbir suçum yok. Bana surat asıp sinirimi bozma. Burada da kaşlarını çatma, küskün küskün durma karşımda demek istiyor. Damarına basmak. Bir kimseyi çok duyarlı olduğu bir konuda bilerek olumsuz şeyler söyleyip kızdırmak. Daha fazla konuşup da damarıma basma sakın. Yani hassas noktamdan beni kızdırma sakın demek istemiş. Bal dök yala. Bir yerin çok temiz, pırıl pırıl olduğunu anlatmak için kullanılır. Odayı öyle elden geçirmiş ki bal dök yala. Tüm camlar pırıl pırıl oldu. Bal dök yala. Yani çok temiz, pırıl pırıl anlamında kullanılmıştır.